Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba. Ben Tolga Çolak. Bugün sizlerimle gördüğünüz LG K8'i inceleyeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu Türk Telekom K8 diyebiliriz. Ee, Türk Telekom'un LG ile ortaklaşa çıkarttığı K8 telefonunu kısa bir süre önce kutu açılışını yapmıştık bildiğiniz üzere. Onu şuradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar K8'i bir, iki haftadır falan kullanıyorum ben. Yaklaşık olarak iki hafta oldu sayılır. Daha doğrusu bu videoyu çekerken. Telefonu kullandığım süre boyunca oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Daha doğrusu tasarımından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yani donanım tarafında bazı eksiklikleri var tabii ki onları belirteceğim. Ee, öncelikle tasarımından bir başlamak istiyorum. Bu kavisli ekranı, iki buçuk delik kavisli ekranı olsun, gerek e, arka kapağındaki tasarımı falan olsun, cihazın tuhaf bir şekilde çok hoşuma gitti. Ee, 5 inçlik bir ekrana sahip zaten bu ekran arkadaşlar, bu cihaz. Şu kenarlardan görebileceğiniz 2.5 delik bir kavise sahip. Şuradan görebildiğiniz üzere arkadaşlar. Şöyle net diyeyim ben bir daha. Hatta, evet. Alt tarafında şöyle, şurada 3.5 milimetrelik bir kulaklık girişimiz. Hemen yanında USB 2.0 ve alt ve üst tarafında da mikrofonumuz bulunuyor. Bu iki mikrofon sayesinde arkadaşlar cihazımız stereo ses kaydı yapabiliyor. şöyle bir genel olarak Arka tarafına baktığımızda alt tarafında hoparlörümüz, üst tarafında kameramız, ses açma kısmı tuşlarımız ve güç tuşumuz bulunuyor. Onun tabii ki de hemen yanında da e, flash'ımız bulunuyor. Bu tasarım bana sorarsanız klasik LG tasarımı ve e, tek ile kullanım için fena olmadığını söyleyebilirim. Hani beğeniyorum ben. LG zaten hani artık çoğu cihazında bu olay var. E, şu tasarımı kullanıyor. Bir tek g 5te bunu son çıkan... Telefonunda biraz daha değiştirdiler. O da gelirse test için orada da şey yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İncelediğim zaman size anlatırım daha doğrusu arkadaşlar. Donanım özelliklerine bir bakalım. Donanım özellikleri tarafında Mediatek'in MT6735 işlemcisini kullanmışlar arkadaşlar. Ben yine çok fazla arkadaşlar demeye başladım bu arada onu fark ettim. Ee, Mediatek'in MT6735 işlemcisi 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Bu dört çekirdekli işlemci Cortex A3 mimarisinde zaten çalıştığı için ve e, yüksek performans gerektirmeyen düşük performanslı işlemlerde çekirdeklerini kapattığı için de performans tarafından değil de güç tasarrufu tarafından iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. E, grafik tarafında arkadaşlar ARM'nin Mali T720'si kullanılmış. Mali T720 e, orta seviye bir grafik işlemcisi olduğunu söyleyebilirim. Günümüzde çoğu orta seviye, orta üst seviye cihazlarda sık sık gördüğümüz, sıklıkla gördüğümüz daha doğrusu bir işlemci, grafik işlemcisi. Donanım tarafına şöyle bir baktığımız zaman burada bizim 5 inçlik ekranımızın bazı detayları yer alıyor. Burada 720 x 1280'lik HD bir ekran olduğunu belirtmişler. 295 dpi'lik bir yoğunluğa sahip IPS LCD bir panel var bu cihazda. Bu IPS LCD panelin dışında da 66.6'lık bir gövde ekran oranına sahip. Bunun dışında cihazda 1.5 GB'lık bir RAM ve 8 GB'lık depolama alanı bulunuyor. Belki de bu cihazın en önemli eksik yanlarından bir tanesi arkadaşlar bu depolama alanı. 8 GB'lık bir depolama alanı artık bu tür akıllı telefonlarda yetersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Artık yani 16 GB'ın bile yetersiz olduğu Günümüzde 8 GB'lık bir e, telefonun tamamen tersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tek bir artısı var arkadaşlar. Android 6.0.1 ile geldiği için e, SD kartınızı taktığınız zaman sistem üzerinden e, Android üzerinden SD kartınızı dahili depolama alanı gibi kullanabiliyorsunuz. Yani hafızaları birleştirme özelliği bulunuyor bildiğiniz üzere. Tek artısı e, olarak bunu söyleyebilirim depolama alanındaki eksisini bu şekilde kapatıyor. Onun dışında 1.5 GB'lık RAM orta seviyede hani yeterli gelebilir. Android 6.0 işletim sistemimiz var zaten. Söylemiştim. Ee, 2125 miliamperlik bir batarya var cihazda. Bu 2125 miliamperlik batarya şuradan da görebileceğiniz üzere çıkabiliyor arkadaşlar. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Cihazda nano sim kart var. 32 GB'lık da SD kartınızı buradan rahatlıkla takabiliyorsunuz telefonunuza. Altlı üstü zaten takılıyor nano sim kartı. Alt tarafa SD kartınızı da hemen onun üstüne takıyorsunuz. Onun dışında e, cihaza bazı statik testler yaptık arkadaşlar. Kamera özelliklerine geçmeden önce o statik testleri okumak istiyorum. E, Antutu testi yaptık. Antutu testinden 30.354 puan almayı başardı akıllı telefonumuz. Şöyle hemen screenshot kısmından da göstermek istiyorum size. 30.354 puan aldı arkadaşlar. Geekbench 3 testi yaptık. Geekbench 3 testimizden 528 tekli çekirdek, 1587 de çoklu çekirdek puan aldı. E, ortamı bir puan aldığını söyleyebilirim. GFX Bench testi yapmıştık. Onun hemen şuradan ekran görüntüsünü açayım. Manitou 3.1 e, off-screen test. Testimizden 2.0 fps alan K8, Mintun 3.1 10 screen testinden 4.7 fps almayı başardı arkadaşlar. 4.7 fps'i Türk Telekom'un diğer bir telefonu olan bu arada Honor 5'de almıştı. Onu da buradan belirteyim. 3 mark testimizden hemen şöyle göstereyim. 127 puan alan cihazımız, PC mark testimizden ise arkadaşlar 3564 puan aldı genelde PC Mark ve 3DMark testlerin biraz daha performansa yönelik testler olduğu için buradaki puanlar ve özellikle batarya testi süresi bize cihaz hakkında daha fazla bir bilgi edinmemizi sağlıyor. BaseMark OS 2 testi yaptık. Burada BaseMark OS 2'den 384 puan aldı. BaseMark OS X testimizden ise 6100 puan almayı başardı arkadaşlar. Ve son olarak bir batarya testi yaptık. Batarya testinden ise 3 saat 8 dakikalık bir skor elde etmeyi başardı K8. 3 saat 8 dakikalık bir skor bu cihazın hani bataryasının çok fazla bir e, ömrü olmadığını ortalama size yarım günün biraz üzerinde bir kullanım imkanı sunabileceğini gösteriyor. Çünkü e, özellikle 3 saatlik bir skor artık hani yetersiz olduğunu söyleyebilirim genelde 6 saat ve 6, 5 saat ve altındaki süreler cihazın bir günü tamamlayamayacağını bize gösteriyor. Kamera özelliklerinden bahsedeyim. Kamera tarafında arkadaşlar 8 megapiksellik bir ana kamerası full video çekebilen 5 megapiksellik de bir ön kamerası bulunuyor. Onun da şöyle bir görsellerini şuradan açayım ben size. Ana kameranın ben fotoğraf kalitesini beğendim. Hani 8 Megapiksel'lik bir sensör olmasına rağmen gayet başarılı işler çıkartabiliyor. Şöyle bir yakın çekim yaptım. Burada Sony logosunu netlerken burada da işte arka tarafı flulaştırmasını istemiştim. Bu da fena değil yani bu seviyedeki bir cihaz için başarılı bir şekilde yapabilir Selfie çektim bir adette. Selfie çekerken yani öz çekimde de eee şu duvardaki grenlerin çok fazla olması bir eksi olduğunu söyleyebilirim. Ama sınıfında da daha doğrusu rakiplerine baktığımız zaman da çoğunun da kamera performansının aynı olduğunu söyleyeceğim. Çünkü genelde ön kamera bu cihazlarda çok fazla bir önem gösterilmiyor. Bu arada ön kameranın şöyle bir artısı var. Telefonu şu şekilde tuttuğunuz zaman hani elinizle şöyle yaptığınızda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu hani gülümseyerek, sesli olarak veya el hareketlerinizle fotoğraf çekmenize izin veriyor. Bunlar da e, güzel düşünülmüş detaylar olduğunu söyleyebilirim. Cihazda 4.5G destekleyen bir çip bulunuyor. Bu e, çip Cat4 çipi arkadaşlar. E, 150, megabit, 150 megabitlik bir indirme ve 50 megabitlik bir yükleme size imkanı sunuyor. Yani cihazımız 4.5G'yi destekliyor. Bluetooth tarafında 4.2 versiyonunu kullanmışlar. Daha düşük güç tüketimini ve daha hızlı bir Bluetooth versiyonuna sahip cihazımız. 802.11n var. 802.11n'in olması 2.5 GHz hızında veri transferi yani veri bağlantısı yapmamıza izin veriyor. 5 GHz hızındaki protokol olan yani 802.11ac cihazımız desteklemiyor. Bu da bir eksi olarak düşünülebilir. Ama fiyatına baktığımız zaman arkadaşlar 600 TL'lik özellikle tasarım konusunda benim çok çok hoşuma giden bilmiyorum hani sizin belki sevmediğiniz yanları olabilir ama sevmeyeceğiniz yanları olabilir cihazın ama benim çok hoşuma gitti tasarım konusunda. Donanım tarafında bazı eksiklikleri var onları saymasak arkadaşlar alınabilecek 600 TL'lik uygun fiyatlı şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar birinci evimizin daha sonuna geldik. Ee, Türk K8 videosunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza şuradan tıklayarak abone olabilirsiniz. Ayrıca de alt taraftan yorum yaparak bize düşüncelerinizi iletirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça hoşçakalın.